Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biraz önce arkadaşlarımız parlamentoda bulunmayan arkadaşlarımızla ilgili her biri bugün her milletvekili adına birer konuşma yaptı ama Meclis TV ne hikmetse durumdan vazife çıkararak bir sansür uyguladı. Bu meclis başkanı vekilimizin uyarısıyla ve grupların da çıkıp yani bunu kınamalarını olumlu buluyoruz, teşekkür ediyoruz. Ama Osmanlı'da oyun bitmez, onun için buraya alıyorum Hatip Dicle'yi. Ben de bugün Hatip Dicle adına konuşacağım. Hatip Dicle benim 25 yıllık bir mücadele arkadaşımdır. Hatip Dicle yol arkadaşımdır. Birlikte hapis yattık, birlikte parlamentoda bulunduk. Buradan Hatip'i ve Hatip gibi zindanlarda olan bütün arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Bunlar hepsi demokrasi ve özgürlük mücadelesi için her şeyi elinin tersiyle itip halkının saflarında yer alan arkadaşlarımızdır. Hatip Dicle 1991 yılında Halkın Emek Partisi ve SHP'yle yapılan bir ittifak sonucu parlamentoda bir arada bulunduk. Hatip bu kürsüde aynen şunu söylemişti. Ben ve arkadaşlarım bu metni anayasanın baskısı altında okuyoruz demişti. Ve parlamentoda kıyametler kopmuştu. Ve kürsüde neredeyse bir linç gerçekleşecekti. Oysa ki hayat Hatip'i o kadar doğruladı ki. Çünkü anayasa tekçiydi, anayasa ırkçıydı. Anayasada sadece bir tek halk vardı, o da Türk halkı. Diğer halkları görmeyen bir anayasa vardı. O gün Hatip Dicle'nin söylediği oydu ve o gün birlikte bir uzun yolculuğa çıktık. Uzun yıllar cezaevinde hep birlikte kaldık. Hatip Dicle 10 yıl cezaevinde, hatta 10 yılı aşkın bir süre Ankara Ulucalı cezaevinde kaldı. Ve ben Hatip Dicle olarak bunları söylerken bugünkü, yani sizin o gün göremediğiniz şeyleri ben o gün görebilmiştim. Bedeli de ağırdı. O bedeli ödemeye de mecburdum ve mahkumdum. Bizim tercihimiz değildi ama bize dayatmıştınız, kabulümüzdü. Başımızın üzerinde yeri vardı ve biliyorduk. Yani halkların özgürlüğü için muhakkak halklar adına özgürlük mücadelesinde öncü kadroların bedel ödemesi gerektiğini biliyorduk. Ben ve arkadaşlarım da bu bedeli seve seve kabul etmiştik. Yıl 1991-94 sürecine kadar bizim halkımıza uygulanan o zalimane politikaları sürekli parlamentoda ve uluslararası platformda seslendirdiğimiz için egemen güçler bizden rahatsız oldular. 4 Mart operasyonuyla bizi aslında 2 Mart ama 4 Mart'a kadar eylemliğimiz sürmüştü. Ben ve Orhan Doğan'ı meclisin kapısından aldılar. Diğer arkadaşlarımız bu olayı protesto etmek için mecliste kaldılar. Ve öyle bir şey yaptılar ki anayasanın bize tanıdığı hakları, savunma hakkını kürsüde kullandırtmadılar. O dönemin siyasal iktidarlarının aktörlerinden Tansu Çiller ve dönemin Genelkurmay Başkanı el ele vererek, hatta o dönemin Çiller ve Güreş ikilisi açıkça şunu söylüyorlardı: alın onları parlamentodan yoksa linç ederiz. Ve hatta Çiller şunu söylüyordu: yargıyla görüştüm, gereğini yapın, çünkü bize anayasanın tanıdığı hakları bize uygulamadılar. İtiraz hakkımızı, kürsüde savunma hakkımızı bize kullandırtmadılar. Acı dolu yıllar yaşadık. Gittik, tutukladılar bizi. Delil yoktu. Delilden tutuklama çıkarken ne hikmetse bizi tutuklayıp savcılar bölgeye gittiler. Helikopterlerden delil temin etmeye çalıştılar. 10 yılı aşkın bir süre cezaevinde kaldım. Çıktığımda farklı alanları seçebilirdim. Ama ben demokratik zemine inanan bir siyasetçiydim ve siyaset yaptım. Ve bugün tutukluyum, Diyarbakır D tipi cezaevindeyim. Ben de sizler gibi 2011 Haziran seçimlerinde aday oldum. Yüksek Seçim Kurulu adaylığımı veto etti. Ben ve birkaç arkadaşımın adaylığını veto edince halkımızın tepkisi oluştu.
Ve bu tepkiden sonra Yüksek Seçim Kurulu yeniden aday olabiliriz oy birliğiyle karar verdi. O dönem bizim adımıza Yüksek Seçim Kurulu'nda bu işlemleri sürdüren iki avukat ve Sırrı Sakık arkadaşımız bu süreci takip ediyordu. Ve gittiler seçim kurulundan, Yüksek Seçim Kurulu'ndan hiçbir sorunun olmadığını ama akşamleyin farklı bir tabloyla arkadaşlarımızın vetosunu birlikte Diyarbakır Cezaevinde hep birlikte izledik. Ve halkımızın sokağa çıkmasıyla bu karar geri alındı. Ve bu Kürtlerin aslında sizi dönüp bin kez teşekkür etmeniz gerekir. Çünkü demokratik zeminde ısrarın bir göstergesiydi. İnsanlar sokaktaydı. İbrahim Oruç Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bize demokratik kanalları tıkayamazsınız dediği için polis kurşunuyla yaşamını yitirdi. İşte Kürtlerin demokratik zemindeki ısrarı buydu. Ben İbrahim Oruç'un göstermiş olduğu bu direnci ve onunla birlikte bu sokaklarda özgürlük ve demokrasi mücadelesi veren herkesi saygıyla selamlıyorum. Evet, biz onların o mücadelesine layık olacağız. Bugün Diyarbakır Cezaevinde bu mücadeleyi sürdürüyoruz. 2011 yılında yapılan bu seçimlerde sizin gibi aday oldum. Ve cezaevindeydim. Elim kolum bağlıydı. Ama halkımız ve özgürlük mücadelesini sürdüren arkadaşlarımız ve aday arkadaşlarımız kendi seçim bölgelerini terk ederek benim alanımda birebir çalıştılar. Ve ben 80 binin üzerinde oy aldım. Ben oy alırken hemen il seçim kurulunda avukatımın önerisi üzerine derhal başvuruda bulunduk ve il seçim kurulu bize mazbatamızı verdi. Başkan Mehmet Atik Aras, üye Ömer Hakan Baştımar, üye Kayhan Karabulut. Bu 80 bin oyun mazbatasıdır. Ben buradan görevli bir arkadaşımızı davet etmek istiyorum. Bunları grup başkan vekillerine verirseniz. 80 bin oy aldım. İl seçim kurulu benim mazbatamı verdi. Ama karanlık eller tekrar devreye girdi. Biz blok olarak katıldığımız seçimde Diyarbakır'da 430 bin oy aldık. Adalet ve Kalkınma Partisi 220 bin oy aldı. Yani her milletvekilinin aldığı oy 2,5 milletvekili değerindeydi. Ama ne hikmetse bu sistemin acımasızlığı bizi bağımsız olarak seçimlere zorladı. Bağımsız olarak seçimlere katıldık ve halkın iradesiyle seçildik. Ve bu mazbatayı Yüksek Seçim Kurulu verdiği kararı ihlal ederek tam karşısında bir aymazlıkla bu kararımızı iptal etti. Şimdi soruyorum Hatip Dicle olarak, eğer benim seçilme hakkım yok idiyse beni neden Yüksek Seçim Kurulu'nun oy birliğiyle aday ettiniz? Eğer benim seçilme hakkım yoktuysa İl Seçim Kurulu neden benim mazbatamı verdi? Şimdi buradan sormak istiyorum ve vicdanlarınıza sesleniyorum. Ben bütün hayatımı bu mazlum halkın özgürlüğü için feda ettim ve bugün cezaevindeyim. Ve ben nelerle suçlandım onu da size söyleyeyim. Ben demokratik özellik istedim, farklı bir yönetim istedim. Ben Şam'a gittim, ateşkes sürecine katkıda bulundum. Rahmetli Özal'ın önerisi üzerine bir grup arkadaşımla birlikte Şam'a gittim. Ve Sayın Talabani ile birlikte Şam'da bir aylık ateşkes sürecini hep birlikte süresiz bir ateşkes sürecine dönüştürdük. Bütün günahımız buydu. Silahların susması için hep birlikte oradaydık. Ben bugün cezaevinde Sayın Talabani'nin ağır bir beyin kanaması geçirdiğini duydum. Cezaevinde ben ve tutsaklar hepimiz Sayın Talabani'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ve bütün tutsaklar adına kendisine dua ediyoruz. Allah sağlık ve sıhhat versin. Çünkü Talabani'yle böyle bir süreci yaşadığımız için 2 Mart darbesi, 4 Mart darbesi olmuştu. Biz de buradan grup olarak
Sayın Talabani'ye acil şifalar diliyoruz. Orta Doğu'da önemli bir siyaset adamı, Irak Cumhurbaşkanı. Teşekkür ediyorum.